Transfer Merkez TV'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Kamp günlüğü programında Afyon'da Afyonspor Teknik Direktörü Mustafa Çapanoğlu ile beraberiz. Hocam hayırlı olsun. Sağ ol, teşekkür ederim, sağ olasın. Nasılsınız? Vallahi sabah akşam çalışıyoruz, iyi olmuyor. Bakıyoruz bakalım inşallah. Yok. Şampiyonlar Ligi'ne düştünüz, sabah akşam çalışmak şart. Bir de öğleyi de ekleseniz mantıklı hocam. Vallahi hakikaten zor duruma düştük ama ya iyidir ya, zordan zoru başarmak daha önemli. Ama bu ligde geçen sene de zorlu gruptaydı. Evet. Sancak'ta bir problem yaşamasaydı şampiyonluk belki hayal değildi. Ya, hakikaten öyleydi yani. Biz inanılmaz bir oyuncu grubumuz vardı. Yani diyelim ki Manisa aldı başını götürdü ama biz olsaydık hani kafa kafaya giderdik. Şartlar bizimle uygun olsaydı. Yani öyle bir oyuncu grubumuz vardı. Zaten baktığında da 19 oyuncu da içtiklerde bir sürü takıma transfer etti. Evet. Peki, eski takımınızdan da oyuncular geldi hocam. Evet. Neler olacak bu sene? Afyonspor'u neler bekliyor? Afyonspor'un, Afşet'in hedefi şampiyonluk. Yani şimdi bu takımı da şampiyonluk için. Af yok diyorsunuz hocam. Ya şimdi şeye baktığınızda futbolda büyük konuşmak her zaman için sonu hüsran olur. Ama biz hedefimiz şampiyonluğa bir takım kurduk. Ama baktığımızda da şu an 7-8 tane en azından bizim gibi aynı transferleri yapan, takımlar, iyi takım kuran takımlar var. Yani bizim gayemiz şampiyon olma adına mücadele etmek. Bu mücadele içinde de inşallah biz birinci oluruz diye düşünüyoruz ama futbolun içinde dediğim gibi her sonuç var. Güzel futbol oynamayı düşünüyoruz. Zaten hep çalıştırdığımız takımda da seyredenlere zevk veren bir takım yapmaya çalışıyoruz. Burada da inşallah seyredenlere zevk veren bir takım olmayı istiyoruz. İsteklerimizi de sahada yansıtıp iyi sonuçlar alırsak dediğim gibi şampiyonluk adına diğer takımlarla savaşırız. Covid'in olmadığı, taraftarın bol olduğu, tribünlerin açık olduğu bir şekilde inşallah olur. Favori gördüğünüz takım hangisi hocam? Rakiplerinizde. Vallahi şu an hiç hazırlık maçı yok, bir şey yok. Ama isim isim olarak baktığımızda... İsim olarak tabii ki. Transfer yani olarak. Ankara Spor iyi transferleri yaptı. Çorum Spor iyi transferleri yaptı. Bodrum Spor öyle. Ondan sonra Hekimoğlu zaten iyi takımını bozmadı. Sakarya Spor var, büyük bir camia. Yani daha bir sürü bunlara ekleyebilirim yani. Bir sürü... Çok zevkli grupta geçecek belli. Ya, yani bizler de sizleri her hafta olduğu gibi takip etmeye devam edeceğiz. Ya geçen seneki gibi olmasın ya. İki gruba baktığında bir tarafta Eyüp almış götürmüş. Bir tarafta da Manisa Spor'u almış götürmüş. Ama bu sene inanıyorum ki öyle olmayacak yani. Herkes sonuna kadar nasıl Süper Lig'de son hafta Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray çekiştiyse bizim grupta da bana göre aynı o şekilde olacak diye düşünüyorum. İnşallah. Yani Manisa Futbol Kulübü'nü tebrik edelim. Namalip şampiyonluktan tabii, dolayı tebrik edelim ama şimdi tabii ki diğer açıdan bakacak olursak da hani şampiyonluk yolunda tek takımın olması seyir açısından hoş olmadı. Olmadı evet. Ya şimdi seyirciyle ama tabii namalip şampiyonluk da çok büyük bir şampiyonluk. Onu da tebrik ederim. Tabii ki çok önemli, tebrik ediyorum zaten. Zaten iyi bir takım kurdular. Yani kulüp olarak da çok ciddiler. Önemli bir kulüp. İnanın üstlükte de yani hedef olan şampiyonluğa yine aynı bir kadro kuran bir kulüp yani. Hocam size özel bir soru soracağım. Tabii buyurun. Sancaktepe'nin başında geçirdiğiniz süre zarfı içinde en çok üzüldüğünüz an neydi? Ya en çok üzüldüğüm an yani bir sene önce 14'ünde alıp yarı finalde penaltıyı atamadığımız ve şampiyonluğu kaçırdığı, kaybettiğimiz. Ama ondan sonra umutla lige başlayıp hakikaten bir hazırlık maçı oynadık. Pendik maçı inanılmaz. Kırılma anı hangisiydi hocam? Kırılma anı bana göre Pendik maçından sonra, hazırlık maçından sonraki verilen sözlerin tutulmamasıydı. O andan başkan sonra tarafından kırılmalar başladı. O şekilde devam etti. Zaten Kocaeli maçını kazandıktan sonra zaten oyuncular, iki oyuncumuzu şeye verdik. Keçeli'ne o günden İrfan gitti. Ondan sonra oyuncular hepsi federasyona verdiler. Biz de dedik ki
burada bir oyuncu kalana kadar burada izledik. Belki dünyada ilk defa 3 kaleci oynatan hoca da biz olduk yani. Evet. Oyuncu kalmayınca bu şekilde devam ettik. Ama şunu açık samimi olarak söylüyorum. Eğer devam etmiş olsaydık bir tane takviye yapacağımız bir oyuncu da alternatif oyuncu da alıp ligde şampiyonluğun en büyük adaylarından birini olabilirdik. Ben de sizinle aynı fikirdeyim. Sancaktepe'yi hani biz de kendi yoğumuz gibi görüyorduk. İçimizdeki insanlar vardı. Evet. Bizleri de çok üzdü. Ama şimdi Afyon'dasınız hocam. Evet. Benim kariyerimde röportaj yaptığım ilk teknik direktörsünüz. Benim için özelsiniz, evet, o anlamda. İnşallah başarılarınız daim olur. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Sezon hayırlı olsun hocam. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Afyonlara da buradan selam gönderelim. Sağ ol.